Şov'a hoş geldiniz. Öncelikle tabii bu yaşadığımız acı günlerde gerçekten gülmek ve güldürmek çok zor. Gerçekten çok zor. Ama tabii gülmek de böyle hani beraber yapılınca güzel bir şey ya. O yüzden biz de beraber gülelim diye, kardeşçe, dostça gülelim diye Güldür Güldür şovumuza devam ediyoruz efendim. Tabii ki şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve halkımıza da başsağlığı ve sabır diliyoruz. Mekanları cennet olsun efendim. Umarız hep güzel haberler aldığımız, umutla, gülümsemeyle dolu bir sezon geçiririz. Tekrar hoş geldiniz. Evet. Şunu tartışmak istiyorum. Bir ünlüyle karşılaşıldığında ne gibi acayiplikler yapılıyor? Kulağınıza neler geliyor? Şurada bir beyefendi var, tam orta alt. Adım Mehmet Gülen. Herkese burada hoş geldin diyorum. İyi seyirler diliyorum. Tabii ki bir ünlü görüldüğü zaman insan nutku tutulur. Çünkü televizyonda görmek farklı bir şey. Yüz yüze görmek daha farklı bir şey. Ne soracağımız konusuna gelince, nasıl ünlü oldunuz, nerelerden geldiniz? Bu tür sorular sorulur. Yanlış mıyım? Yo. Yani nasıl ünlü oldunuz derken altında bir şey aramamız gerekiyor. Yani buraya gelirken ne gibi meziyetlerden geçtiniz? Nasıl bir elekten geçtiniz? Yanlış mı? Ha, anlatırken. Doğru değil mi? Tabii doğru. Teşekkür ederim, sağ ol. İyi akşamlar. Gidiyor musunuz? Dur, konuşuyorduk abi. Mehmet Bey. Buyurun. Peki karşılaştınız, diyorsunuz ki siz nasıl ünlü oldunuz? Hangi meziyetle? Gerçi benim için açık fark etmez. Ben çünkü yıllardır hemen hemen sanat aleminin içinde olduğum için artık benim için fark etmiyor. Hayır. Şunu... Onu ilk görenlere sormak lazım. Sizin bayağı görmüşlüğünüz var yani. Evet, sonuçta Muhsin Ertuğrul Tiyatrosu'nun içinde çalışmış biri olarak. Kimle dans ettiğini bilmiyorsun diyorsun. Estağfurullah. Bana, evet. Estağfurullah, rica ederim. Hayır, şöyle bir şey yok mudur yani? Ünlü nasıl olduğunu biliyoruz ya, tanıyoruz. Onun da hangi meziyetle ünlü olduğunu biliyoruzdur zaten, sormak. Şimdi televizyonda hayat hikayelerini anlatıyorlar ama bir de birebir böyle yüz yüze dinlemek daha farklı. Evet. Peki bak, güzelmiş. Teşekkür ediyoruz efendim. Ben teşekkür ederim. Başarılar diliyorum. Kolay gelsin. Şurada bir beyefendi var, beyaz gömlekli. Diyelim bir ünlüyle karşılaşıldı. Ne yapıyor ya insanlar? Aslında bilmiyorum da ne olur. Ben daha çok Kore hayranı biriyim. Ne bileyim, Sondan bir diye bir şarkıcı var, sevdiğim Koreli şarkıcı. Onunla karşılaşsam ben kafayı yerim. Hangi şarkıcı o, şey mi? Yo, o şey, PS... o Gangnam Style, PSY, Psy. Bu başka dediğim, mı? Sondan bir yani. Kore'de dans eden kraliçe ve seksi siz kraliçe yani, Kore'de müzik sektörünü takip ediyorsunuz. Evet, Kore, Japonya, Bulgaristan. Yani fark etmiyor benim için. Yeter ki şarkı güzel olsun. Siz mesela sabah uyanıyorsunuz, yüzünüzü yıkıyorsunuz, kahvaltı edecekken Kore müziği mi açıyorsunuz? Yani sabahın köründe doğduğum için herhalde. Annem dedi 5.30 gibi doğmuşum, 3 Temmuz 92'de. Hatta şey, bu Kore hayranlığım yüzünden annem bana diyor ki seni Kore'den evlendireceğim, çubukla yersin. Buraya nasıl geldik ben onu bilmiyorum ya. Vallahi ben de dediğinizi anlamadım. Abi. Peki araştırdınız mı mesela, doğduğunuzda Kore'de saat kaçmış, ona baktınız mı? 5.30 yaz saatini dedik, büyük ihtimal 11.30. Yani çünkü yaz saatinde olduğumuzda Kore'yle aramızda 6 saat fark var. Bayağı cevap veriyorsunuz. 7 saat. Çok güzel ya. Yani siz o Koreli beyefendiyi görseniz bayılırsınız. Beyefendi kadın değil, erkek. Hayır, demin dans eden kraliçe dedim yani. Erkekten kraliçe. Gün geçmiyor ki bir şey öğrenelim. Evet. Neydi efendim? Beyefendi kadın değil, hepinizden erkek. Doğru. Doğru bilgi. İşte kadın, yani sondan bir ama yani ünvanlarını hak ediyor. Ses sanatçısı kadın mı? Evet. Biz adından anlamadığımız için kusura bakmayın. İşte şarkıcı, oyuncu, dansçı, eğitmen, ne ararsan var. Yani yetenekli kadın. Koreli mi olması lazım? Koreli zaten. Evet, güzel. Ya 32 yaşından mı 20 gösteriyor maşallah.
Güzel. Var mı eklemek istediğiniz bir şey? Şimdiden hepimize iyi seyirler. Tamam, sağ olun. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. Başka var mı? Ünlüye... Gel. Kardeşim gel bak, burada bir hanımefendi var. Ben protokolde ünlü aradım ve pasaportunun şeyi... Sonucunu evet da gördü. Sizin için pasaportunun şeyini getirdik. Metin Hoca'yı gördüm. Evet. Merhabalar bu arada. Evet. Hemen kızıma bir fotoğraf çekmesini söyledim. Kendisi evet. Gitmedi ama. Ne diyeceksiniz mesela fotoğraf çekerken? Vallahi bir şey demedim. Burada gördüm ama hiçbir şey demedim. Evet. Yani bu acayiplik dışında... Acayip bir şey yok yani. Merhabalar derdim. Bir fotoğraf çekerdim herhalde. Evet. Teşekkür ederim. Rica ederim. Bizim bir ünlümüz var. Bir ihtiyacı için, alışveriş yapmak için mahallesine çıkıyor. Bakalım o sokakta neler yaşıyor. İzleyelim efendim. Buyursunlar. Merhaba. Selamlar, merhaba. Merhaba. Bana conta lazım da bir tane conta rica edecektim. Hemen ben. İlgileniyorum, bir saniye. Ya vallahi o ya. En sevdiğim Koreli sanatçı ya. Ay. Ne Koresi lan? Vallahi bir şey söyleyeceğim. Sizi göreceğim. Manyak manyak tepkileri veresim geliyor ya. Vallahi de o. Ha yok o değil. Ama ünlüsünüz. Evet. Dur şey, dur söyleme. Ay vallahi tanıdım ya. Ya bu sene hani yaz dizisi olan Kara Çiçekli, Karalı Yufka Kapkara Kader dizisinin başrol oyuncusu Hüseyin Yaman değil mi ya? Dur. Ay projenin, vallahi şaşkınım. Projenin aktörü Hüseyin Yaman, evet. bir tane conta alacaktım da ben. Bir conta alıp gideyim. Conta? Evet. Ya bırak ya. Neyi bırak? Conta, bildiğimiz conta. Bir tane conta alıp gideceğim. Ya koskoca Hüseyin Yaman kendi conta alacak da o contayı kendi değiştirecek. Bak benimle lütfen kafa vurma ya. Benimle kafa vurma. Senin o kadar yardımcın vardır. Senin o kadar uşağın vardır. Senin bir sürü dadın vardır ya. Dadı mı? Ömercik miyim lan? Ben ne dadısı? Öyle yardımcım falan da yok. Bir tane conta alacağım. Muslum akıtıyor. Conta alayım götürmeyeceğim, takacağım o kadar. Conta? Evet conta. Ya bırak ya, vallahi inanamadım, şaşkınım. Allah'ım çattık ya. Ay İsmail! Ha! İsmail gel gel Allah aşkına, ünlü var, ünlü. Hani lan ünlü bu mu? Ya baksana aynı dizidekinin aynısı, resmen 47. bölüm herif. Lan! Ana! Bu şey bu... Ya bu ya söyleme sak söyleme. Aa. Bu şey lan Süper Baba'daki İlyas Salman. Oba. Abi sen bayağı karıştın. İkisini de çok severim ama ikisi de değilim abi ben. İlyas gel bir selfie çekinek. Çekinmenize gerek yok. Çekilebiliriz abi. Buyurun. Hadi. Ay beni de alın. Beni de dükkan ismi de olsun. Evet. Hadi. Hadi. Hadi bende telefon yok. Sen çek WhatsApp'tan atarsın. Abi benim ya öyle bir... Ya dur beni de çekilelim biz onu atarız. Numarasını falan alırız atarız. Ya İlyas ya. Çok beğeniyorum oğlum ben seni. Yalnız abi ben İlyas Salman değilim. Olsun ben onu yediririm. Kimse anlamaz. Al. Hüseyin gül ama. La burada backlight var. Olmuyor bu böyle. Backlight? Ters ışık. Ha. Benim oradan profil iyi çık... Gel. Çiken de görünsün. Selfie yap, selfie ya. Evet. Şöyle olsun. Çektin mi? Hüseyin gül ama. Gülüyor. Çektin mi? Çekin. Çektin mi? Lan bu videoya alıyor lan. Onu şöyle, böyle çek. Hüseyin Yaman hiç gülmüyorsun ama. Yok gülüyorum, hep gülüyorum ben. Gül İlyas, gül. Ha, geliyor. Abi İlyas Salman neyse.
Ay. Evet. Ben bir tane contamı alayım. O contayla eve gideyim. Bana conta lazım da onun için şey yaptım ben. Ne? Conta. Ya bırak ya. Ya. Bak şimdi Bahadır gördü Hüseyin'i. Çok seviyor, belli etti. Evet. İsmail gördü, evet. Sevdiğini belli etti ama en çok sen seviyorsun. Tamam, seviyorum. Hüseyin'i en çok sen seviyorsun. En büyük tepkiyi sen ver. Oradan Hüseyin'in yanına gelirken de hayranlığın belli olsun artık. Nasıl geleceksen yanına. Tamam. Coşkulu gel, buyurun. Cepte. Hadi inşallah. Evet, pardon, buyurun. Arkadaşlar bir tane conta rica ediyorum. Musluğum akıtıyor çünkü. Onu gideceğim, oraya takacağım. Bilmem ne de conta toparlansın diye. Şey. Hüseyin Yaman. Çok seviyorum ben bunu ya. Çok beğeniyorum ben sizi. Gerçekten çok beğeniyorum. Ne yapıyorsun manyak. Teyze? Manyak. Manyak, manyak. Ne oluyor ya? Sen Gül gibi kızı kandırdın evleneceğim diye ondan sonra ortada bıraktın sen. Şerefsizsin. Teyze o dizi ya. Dizdeki karakter o. Sus. Karaktersiz. Cevap verme teyzeye. Ya sen onu boş ver ya. Ben sana hastayım. Sen ne güzel bir oyuncusun lan. Sağ ol. Bak ailece bayılıyor sana. Yemin ediyorum. Lan seni gel bir öpeyim. Gel. Gel bir öpeyim seni. Öpsün, öpsün. Tam amca ne yapıyor? Ne bıyığını eseme değiyor ya. Şımardı. Vallahi şımardı. Ulan siz halkın malısınız. Benim malımsınız lan. Bir kere öpeceğim dedim lan. Ulan ben sana sanatçı olamazsın demedim. Adam olamazsın dedim. Suratsız. Bak onu doğru dedi. Sana yakıştıramadım İlyas. Süper Baba'da hiç böyle değildin. Nerede o sempatik mahallenin fırıncısı? Ulan bir kere öpeceğim diye bu muamele yapılır mı lan? Ya tamam özür dilerim Allah da canımı alsın. Özür dilerim sevgili kardeş, özür dilerim teyzeciğim. Ne diyeyim ben Allah canımı alsın ya. Lan bu Hüseyin Yaman değil mi ya? Ay. Allah Allah. Artık o neymiş ya, tekme ne ya, ne yapıyorsun sen? Ne var oğlum, sen bizim evimizden birisi sayılırsın. Ne var ki bunu yapmakta ya? Sana bak ne diyeceğim, sen bir kere bir vurulma sahnen vardı hatırlıyor musun? Bir onu bir oyna da izleye kaç. Ha 41. bölümü diyor. Hadi ne olur hadi. Nasıl oyna öyle o şekilde? Oğlum ölüyordun yani böyle ah falan bir şeyler yapıyordun. Hadi onu bir oynayalım. Hadi. 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 Ya tamam özür. Ya arkadaşlar özür dilerim de öyle oyna deyince oynanmaz ya öyle ya. Nasıl? Ya resmen montaj harikası ya. Bu ne ya? Ya bu kadar makyajı bana yapsınlar ben de oynarım. Arkadaşlar kurban olayım bir tane conta lazım ya. Conta alıp gideceğim. Bütün derdim bu. Musluğum akıtıyor. Bakın benim evimin tesisatında sorun var. Musluk akıyor. Ya. Parkeler kabaracak. Onun için diyorum ya. Hala conta diyor Allah aşkına. Bu ne kalabalık böyle ya? Aa ünlü. Vallahi ünlü billahi. Mesut ünlü Mesut. Vallahi ünlü. Vallahi ünlü be. Ya bırak kızım, şımartma şunu ya. Beyefendi ayıp ya. Aa bak şımardı. Aa. Hemen. Şımardı. Süper Baba'da oynayınca kalktı. Ya bir şey soracağım size. Şimdi ben normalde aslında dizi izlemeyi hiç sevmiyorum. Gerçekten dizi benim tarzım değil yani. Ama sizin dizide şey var. TC'si 45, 42, 43 olan bir Şeyma Baldudak var. Ne olacak onunla ya? Var mı bir şey? Kesin vardır arasında bir şey. Kadınsa vardır. Herkese montaj yaptı bu be. Ya şey yanlış anlamayın. Ben gerçekten hiç dizi izlemiyorum yani. Tarzım değil de. Bir de şey var ya. Araba plakası 34KL2 olan bir sarışın var. Eski çıktığınız hani. Onunla ne olacak? Ay çok merak ediyorum doğrusu ya. Ha bir de dizi izleseniz ne olacak? Ben de onu çok merak ediyorum doğrusu. Kızım ben ne dedim sana ya? Yüz vermeyin şuna. Siz kimsiniz ya? Sorsan ekmeğin fiyatını bilmez bu. O kadar da değil canım. Ekmek... Şey değil mi 3 lira? 7 ha? 6, 5 ne kadar... Ya mi? Senin eve ekmek götürmüşlüğü mü var be? Karı kız götürüp duruyorsun. Bilmiyoruz sanki biz. Şş, bana bak. Bir kere senin... Bir...
Bir filmde kafana tuğla düşüyordu, hatırladın mı? Bak şimdi, ben atıyorum, tamam mı? Sen şey yap. Ya aptal bu ya, salak böyle yapıyor ya. Tamam benim, canım benim. Tamam. Yok kız, şimdi çıktım lavaboda, dübel kalma. Allah, şey, bak. Ay kimi gördüm, inanamayacaksın. Dur dur, bak sana şimdi kimi veriyorum, bak bak bak, şimdi kimi veriyorum sana, bak. Süper Baba'daki Fiko, asıl adı İlyas. Bak, 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 bak şimdi bak. Alo de alo, alo de alo. Alo. Al. Konuş, konuş. Evet. Bu küfrediyor bu. Sen kimsin falan diyor. Ha şey, beyi almış, beyi. Yoksa Şükran sana küfretmez, seni çok seviyor. Deli misin sen? Çocuğunu getir burada, ağza tükütürür sana benzesin diye. Öyle seviyor seni. Öyle abi. Oluyor mu ya? Oluyor tabii. O zaman gelsin benim ağzıma s***. Olur mu canım? Yok. Ben biraz gaza geldim. Yapmasın, ben istemiyorum, hayır. Bak şimdi sana kimi vereceğim, inanamayacaksın. Bak, merhaba de, merhaba de, alo de. Ne? Merhaba de. Merhaba, alo. Alo. Konuş. Kimsin? Hanımefendi, ben sizin manifaturacınızla niye konuşuyorum ya? Ne bileyim, onu aramışım, başkası aklıma gelmedi alın. Ne olur bir merhaba desen, ha? Ölür müsün? Şş, hadi sen bir kere bir şey oynuyordun ya. Hadi onu oyna. Ya neyi oynayayım? Neyi acaba? Neyi oynayacağım daha ya? İki saattir solitaire ettiniz beni burada ya. Ulan bir tane conta istedim. Evi su basacak lan. Musluğun contası akıtmış, eskimiş, bitmiş. Parkeler kabaracak lan. Ya tamam. Artık bir tane normal insan gibi davranın bana ya. Tabii tabii. Ayıptır ya. Hadi hadi, hadi sen konuşma. Allah! Can Bono! Can Bono mu? Yok ya, bu Taksim istikametinden geldi. Can Boğaz'dan gelir. Ya bu Mazhar Fuat Özkan'daki balık ayhan. Ya senin ne işin var burada Can? Ne demek ne işin var ya o? Aşk olsun. Bir star olarak beni sizler yarattınız. Biz yarattınız. Ya oğlum, seni bir kere öpeyim mi? Ya buyursunlar. Ay öptürüyor. Rahatladım be. Ya bu ünlüyü çok seviyorum ben. Seni sevmiyorum ama. Ay ben de çok sevdim. Ya ne kadar mütevazi bir çocuk ya. Halkın içinden bu be. Ben halktan kopmam. Zaten bu yüzden Halkalı'da yaşar. Her gün en az bir halk yerim. Bravo. Kendime ait metrobüsüm var benim. Yemin ederim. Bak. Gerçekten söylüyorum. Bak. Bindiririm bir gün ya. Hadi gelin sevin. Hadi çıkalım. Sen de çıkalım. Allah seversen. Can Bono. Olsun seversen. Size kurbanım. Canım ya. Ben de dizide oynuyorum falan, ünlüyüm. Ya. Ya bırak ya. Kıskanç köpek. Ay maşallah, taş gibi de çocuk ya. Tam bir ünlü bu. Ay. Can Bey, inanmazsınız. Ben hep yanımda taşırım. Mikrofonum var şu an. Bize bir şarkı söylerseniz çok mutlu oluruz. Çünkü niye? Biraz önce bir ünlü tarafından çok örselendik. Çok üzüldük. Psikolojimiz yerlerde. Belki moralimiz yerine gelir. Ben de söylerim. Ben de hatta o şey, son bölümdeki taklidi şey yapayım mı? O sahneyi. Beni asla bırakamayacak. Ya bırak ya! Şerefsize bak ya. İşte gerçek sanatçı! İşte gerçek sanatçı! İşte gerçek sanatçı! İşte gerçek sanatçı! Başucuma mektup bırakmış ve gitmiş. Kısacık bir mektupla beni terk etmiş. Ne kadar mutluyduk oysa Tanrı şahidim. Her şey dünyaya ait, ben ona aidim. Sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. Dey, telime gözlerim ne dey. O zaman hallolur her şey hallolur taz tamam. Her şey hallolur taz tamam. Tamam haklıydı belki de değiştim. Söz ver ne olur hiç değişme demiştim. O zaman başkaydı her şey, şimdi sakinim. Bu
sevmedim ama azaldı kinim. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. De, dilime gözlerinle de. O zaman hallolur her şey. Her şey hallolur da tamam. Tamam. Sensiz yaşlanamam. Nefes alamam ama bir kez sesini duysam. Senden uzaklaşamam. Yolu bulamam ama bir kez elini tutsam. Ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. Dey, tenime gösterinle dey. O zaman hallolur her şey. Her şey hallolur da tamam. Dön, sen ne dersen de tamam. Bitmişim halim yaman. Bir sendin derdimi anlayan. O zaman hallolur her şey hallolur da tamam. Her şey hallolur da tamam. Efendim, bizim bir kızımız var, 29 yaşında hala evlenmemiş. Bakalım bu kızımızla ilgili el alem ne diyor, biz bu konuyu nasıl işliyoruz izleyelim. Bayanlar, baylar. Ekranların yepyeni televizyon programı El Alem Nedir'e hepiniz hoş geldiniz. Bilal hoş geldin. Hoş bulduk. İyi sezonlar diliyorum. Sağ olun, Allah razı olsun. Hayırlı işler. Nasıl bir başlangıç? Kocaman. Çok. Bizi yalnız bırakmadı. Sağ olsunlar. İyi ki geldiniz ya. Şimdi... Hepinizi rüyamda gördüm. Bilet kesiyorduk. Büyük ihtimal birbirinizi çok özlemişsinizdi. Çok. İşte o özlemi de bize gösterecek bir tempo ve enerjiyle gir. Bak o zaman nasıl bir alkış geliyor sana. Onları çok özledim. Evet, onlar da seni çok özledi. Ben onları çok özledim. Tamam. Tabii. Onlar da seni bak şimdi. Bayanlar, baylar, ekranların yepyeni televizyon programı El Alem Neder'e hepiniz hoş geldiniz. Sizin de El Alem Neder dediğiniz bir sorununuz var ve çözemiyor musunuz? Gelin burada hep beraber çözelim. Şimdi alkışlarınızla hemen El Alem... Çok pardon ya, Jürgen dikkatimi çekti de. Bu tipte de bir tuhaflık var tabii, değil mi? Bence en çok neyi özlemişsin yani? Sana böyle hem sevdiğin hem sana ters gelen ne var bizim programda? Peruk. Buna gece ateşi ismini verdim. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Kalküller de güzel olmuş. Sağ ol. Ama gözünü kapıyor. Şöyle biraz geri çekebiliyor muyuz komple? Ha, peruğum? Ya evet, çok kahkül gözü kapatıyor. O zaman şöyle biraz kahkülü açsak. Pencereyi aralayayım o zaman. Biraz göz... Böyle daha iyi oldu, çok iyi. Sen arada onu düzelt, olur tamam mu? Tamam. Buyurun, pardon, böldüm. Ne diyorduk ki?
Ne oldu en son? El alem ne der diyordunuz, çözemiyordunuz. Ben onları çok özledim, sarıldım. Evet, programı açıyordum. Ha, programı. O zaman hemen alkışlarınızla El Alem Ne Der jürisini çağırıyorum. Sevgili El Alem jürim, hoş geldiniz. Nasılsınız? Evet. Anlatın bakalım ya, Aysel Hanım. Vallahi Bilal oğlum nasıl olalım? İki tane dombay gibi gelinim var. Şunu mu giysem programına katılacağım, yemekte miyiz programına katılacağım, ünlü olacağım diye diye yırtındılar. Aa, ben de jüri oldum. Aysel hoş geldin. Hoş bulduk Ermenim. Efendim Derya Karataş bizimle beraber artık. Hoş geldin. Bu karaktere de çalıştın. Bu senin ilk canlandırdığın karakter olacak. Evet, evet. Evet, çok çalıştın. Çok çalıştım. Hiç ezberimi de unutmadım. Bu karakterin en önemli fiziksel özellikleri neler? Çok bilgili, çok entel. Fiziksel özellikleri bunlar, anladım. Tabii, tabii, tabii. Bütün bilgi birikimini buralarda toplamış. Görelim. Buralarda. Evet. İç enerjisini ve beyin gücünü buradan alıyor. Bu bir dansı var galiba bunun. Evet. Onu biraz irdeleyebilir miyiz burada, o dansı? Tabii. Tabii. Güzel. Buyurun, irdeleyelim öğretmenim. Ay sende de hiç yok yok görüyorsun bile. Beyin gücünü de buradan nasıl alıyorsun? Aklın erdi. Bir ekleme yapılmış canım, buyurun. Ben kendime güveniyorum. Hop sana gelsin, hop sana gelsin figürü bu. Neymiş, neymiş? Öyle figür. Bir şeyler. Neymiş figürün adı? Ben kendime güveniyorum. Hop sana gelsin, hop sana gelsin. Hop sana gelsin diyor, hop sana gelsin. Öyle bir şey. Alalım müzikle canlandıralım bunu. Tabii. Böyle öğretmenim. Bu mu? Bu. Sana gelsin hissettin mi? Bana geldi. Evet. Peki. Böyle bakışlarımla destekledim. Hepsi bana geldi ya. Harikaymış, tamam, çok teşekkür güzel. Teşekkür ederim öğretmenim. Buyurun. Şey, ödüm koptu da ben çünkü çok ezber yaptım yeni geldiğim için. Bütün tekste hakimim. Şimdi uymuş. Rahatlarız, rahatlarız. Evet. Bak otur, nefeslen. Evet, devam edelim. Hadi. Aysel Hanım anlatıyordu. Vallahi nasıl olalım Bilal oğlum? İki tane dombay gibi gelinim var. Şunu mu giysem programına katılacağım, yemekte miyiz programına katılacağım, ünlü olacağım diye diye yırtındılar. Aa, ben de jüri oldum. İnşallah da çatır çatır çatlasınlar. Şişt, bana bak. Şimdi de TV'den bana bakıyorlardır. Mal gibi. Günnur, Ayşe, mallar. Çatladınız mı? Oh olsun. Çok iyi başladık ya. İsmail amca, biraz da senden bir şeyler dinleyelim. Vallahi Bilal, sen sor ben anlatayım. Ben ev beyiyim. Hanımım çalışıyor. Zaten istese de ev işleri yapamaz o. Bir yerde bitir. Evet. Jürimizin prensesi, bir tanesi, harikası. Ya. Hızı zıvıdısı. Ya bana prenses diyor ya. Prensesler öpsün seni. Hanımlar kovalasın seni Bilal. İyiyim, iyiyim. Nasıl olayım? Aynı bıraktığınız gibiyim ben. Hala bekarım. Evlenmedim. Vallahi bekarlıktan malulen emekliyim. Beni eğer bugün bak programda izleyip beğenen olursa Face'ten eklesin. Canlı sohbete varım, kamera açıyorum. Özellikle geceleri online'ım. Hadi bakalım. Ya çok tatlı bir şey ya bu. Buraya bir tane çak lütfen. Ha, ya, çok iyisin, ben. Harikasın. Sağ. Çok iyi başladık. Ben hemen uzatmadan programımızın konuklarını çağırıyorum. Heh. Efendim, iki kişiyi çağırıyorum buraya. Bir anne kız. El Alem Ne Der sorunu yaşıyorlar. Bakalım onu burada çözebilecek miyiz? Alkışlarınızla Nezaket Hanım ve Mehtap Hanım geliyorlar. Müziğimizi de kestik. Hoş geldiniz. Nasılsınız Mehtap Hanım? Hoş bulduk çocuğum. Hoş bulduk yavrum.
Böyle bir evlatla nasıl olunursa öyleyim çocuğum. Çok mağdurum. Allah Allah, gene başladı ya. Anne, ben ne yaptım sana? Sen benden ne istiyorsun? Mürüvvet istiyorum çocuğum. Torun istiyorum. Arkanda şöyle dağ gibi bir koca istiyorum. Kocanın sigortası olsun istiyorum. Kadın haklı. Evde kalmış herhalde. Kocaman olmuş kız hala evde. Zorlayacak iş değil ben ya. Ben şimdi hemen size bir özet geçeceğim neler olduğuna dair. Efendim, Mehtap Hanım 29 yaşında kızı Nezaket Hanım'ın evlenmemesinden şikayetçi. O buna dert olmuş. El alem ne der diye düşünüp duruyor. Ama inşallah bugün burada çözeceğiz bu sorununuzu. Ya işte ben de o yüzden geldim. Belki el alem beni dinler, bana hak verir de annem de rahatlar diye geldim. Vallahi ben şimdiden size hak veriyorum Nezaket Hanım. Sağ ol. Ama inşallah bu sorunu bugün burada çözeceğiz. Alkışlarla hemen sizi yerinize alıyorum. Müzik! Sevgili jürim, anlatın bakalım. Vallahi ne diyeyim şimdi gülüm. Demin duydum seni, anne dedin, isyan ettin. Niye bu isyanın? Anneye isyan edilir mi? Kazık kadar kızsın. Ayıp. Efendim, ben iki günlüğüne tatile geldim. Ailemin yanında huzur bulayım diye memlekete geldim. Geldiğimden beri baskıya başladı. Ne yapıyor mesela, ne yapıyor, ne diyor? Yani şöyle söyleyeyim. Geldiğimden beri ne kadar akraba düğünü varsa hepsine beni teker teker zorla götürdü. Böyle emmah emmah diye el öpmekten artık dudaklarım tersine döndü efendim. Ben sana gecelik aldım dedi. Geldiğim günden beri beli kuşaklı gelinlikle uyuyorum böyle. Vallahi yalan, vallahi kuru ihtiya. Geceliğin beli bol geliyor Bilal oğlum. Ondan dolayı kırmızı kuşak bağlıyorum ben ona geceleri. Anne, sen değil misin ya zilin sesini düğün marşıyla değiştiren, canım çeksin diye? Geçen gün ya bakkal benim halime acıdı da ekmek verirken yakama çeyrek altın taktı ya. Çeyrek altın neymiş? Bari yarım altın takar. Evet, Mehtap Hanım siz ne diyorsunuz? Çocuğum, ben çok korkuyorum. Ben uyuyamıyorum çocuğum geceleri. Karabasan basıyor. Hayırdır inşallah, neden? Üç harfliler. Ne kız? Üç harfliler mi? Üç harfliler, üç. Yanına da bunu koydun, ne oldu? 30. 30'a bir var. Kızım diyorum, evde kalacağım diyorum. 30'a bir var diyorum. Artık diyorum şöyle bir koca bul diyorum. Arkanda dağ gibi bir kocan olsun diyorum. Yok. Yani tabii insanın kısmeti çıkınca da bence evlenmeli Nezaket Hanım. Belki boyu boyuna, İşi gücü yerinde. Öyle erkekler de var yani, etrafınızda vardır diye düşünüyorum. Vallahi evlen bence. Bak ben evlendim, mutluluğu buldum evlilikte. Estağfirullah. Stüdyoya karga girdi. Peki Nezaket Hanım, evlenmemenizin asıl sebebi nedir? Şöyle izah edeyim, ben hala okuyorum. Ne? Ayol sen giden gençliğine, güzelliğine Fatiha oku kızım. Ne okuması bu yaşta? Hala okuyormuş. Gerizekalı mı bu? Kaça gidiyorsun sen? Okunur efendim, okunur tabii ki okunur. Doktora yapıyorum ben. Doktora mı? Kimi yapıyorsun? Beni yap. Beni yap doktora. Ben evde kaldım. Beni yap doktora. Bak. Seyirci de bana hak verdi. Kızım bir yaştan sonra çok zor. Bak aklını kullan. Benim bir zamanlar doktor bir nişanlım vardı. Biz bir şekilde olmadı, yürütemedik. Burada mı bugün? Geldi mi? Bak yok. Görüyor musun? Giden gidiyor. Dikkat et. Çok dikkat et. Ya efendim ben okumasın demiyorum. Okusun. Hobi olarak yine okusun. Anne ben gezeceğim. Avrupa'yı görmek istiyorum. Evlenmeyeceğim ben. Ay oğlum bu kız tam bir fıttırmalık. Nereye gezeceksin? Seneye 30 oluyorsun, evde kalmaya son bir. Nereye gezeceksin? Hayır, çok gezmek istiyorsan git Sultanahmet'e gez. Git Bağcılar'ı gez. Uzak istersen Kayseri'ye git gez. Ben Venedik'i merak ediyorum. Su şehriymiş. Su şehri mi? Sivas'ta da var su şehri. Hah, bak iyi dedim vallahi onu iyi. Ne ta Venedik'e gidiyor? Tabii. Gitsin su şehrini görsün. Görsün anacığım, hayret bir şey ya. Peki Nezaket, evlenmeyi hiç mi istemiyorsun? Mesela şöyle popüler, kitlelere hitap eden, ekran yüzü olan biriyle hiç olmaz mı yani öyle bir şey olsa bir şey? Yani şimdi doğru düzgün biri çıksa karşıma olabilir belki ama kriterlerim var benim de yani. Kız ne kriteri? Kız 30 yaşına geldin. Bacağındaki selülitler krater oldu artık. Yanına yaklaşan ayın yörüngesine girdim sanıyor. Hala kriter diyor ya.
Peki ya aşk anne? Aşk, aşkın hiç mi önemi yok? Aa, olmaz olur mu? Çok var. Hem de çok. Biz de severek evlendik ama söverek ayrıldık. Aşk meşk yok. Mantıkınla düşün, mantıkınla. Aa, yoksa evde kalırsın. Üf, ama yani sanki evlenecek adam var. Şimdi evlenmek istesem adam mı var? Niye öyle diyorsunuz Nezaket Hanım? Belki de kısmetiniz çok yakınınızda. Bilal oğlum, ben bunu böyle diyeceğini biliyordum. Ondan kısmetimle geldim. Lütfen adayı çağır gelsin çocuğum. Hadi yavrum. Vallahi siz bilirsiniz. Bence daha tatlış adaylar var ama... ben yine de çağırayım. Efendim, Nezaket Hanım'ın kısmeti... damat adayı Hamza Bey geliyor adışa. Bu kim ya? Nezaket. Kısmetinim Nezaket. Manyağınım Nezaket. Hastanım Nezaket. Sağ ol. Seni sesli düşünerek seviyorum. Anamın gelini olur musun? Bak 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 bak. Çocuk nasıl ne istediğini bilen bir çocuk. Ay yavrum, tam İstanbul beyefendisi. Neyi neyi neyi? Ayol, bu mu İstanbul beyefendisi? Şunun tipine bak. Şu pantolona bak. Dükkanını sel basmış mahalle bakkalı gibi paçaları da. Aa. Şu tişörte bak. Baton salam üzerine sarılı jelatin gibi yapışmış üzerine. Vallahi kumaş ipek böceğinden çıktığı güne isyan ediyor. Olacak iş değil yani. Evet, Nezaket. Organik bir tarzım olduğu doğrudur. En büyük idolüm Murat Boz. Kendisine çok saygı duyuyorum. İkinci idolüm gördüğünüz üzere Hamza. Ben kendime hastayım. Kendimi çok seviyorum Nezaket. Ve seni de kendime çok yakın buluyorum. Yavrum çok yazık, çok yazık. Yani binlerce ışık yılı uzaklıktaki Merkürlü bir erkek bile senden daha yakın şu an bu kıza. Yalnız teyzeciğim, siz oradan öyle konuşuyorsunuz da... daha henüz benim üç numaralı bakışımı görmediniz değil mi? Siz onu bilmiyorsunuz. Nezaket, bu senin için geliyor güzel kadın. Üç numaralı bakışa hazır mısın? Yani? Üç numara! Dikkat et. Muhafazakar fakat çılgın bir bakış. Dört numara. Aynı bakış, kandırttım, şaşırtmacalıydı bu. Beş numara. Evet. Bak bu beş numaralı bakış kurbanda kesileceğini anlayan dana bakışı beğendim. Ben de ilk gördüğümde yeni bir canlı türü zannettim ama gözüm alıştı. Şu an. Evet, Hamza Bey farklı tarzıyla jüriyi etkilemeye çalıştı ama... çok da başarılı olamadı galiba. Hamza, evet. Sevgini anlatsaydın nasıl ifade ederdin? Çok güzel bir soru. Gerçekten harika bir soru Bilal Bey. Nezaket, seni bir severim. Bak bu kadar insanın içinde seni bir severim. O zaman ikiler kıskanır, ikiler. Seni iki severim, üçler bir çare. Ne yapsın yavrucaklar? Nezaket, seni sayıyla sevmek için matematikçi olmaya gerek yok be gülüm. Biz fende de iddialıyız. Mal bu. Ya. Mal. Hanımefendi, öyle söylüyorsunuz ya? Çocuk ne kadar içli bir şiir yazmış. Hem nezaketini de çok beğendi. Değil mi annesinin kuzusu? Ne? Ne beğenmesi anne ya? Delirdin mi? Ya yemin ediyorum şu an İrlandalı boksör tarafından dayak yemiş Aksaray esnafı gibiyim. Bu mu bana beğendiğin adam? Kız, Nezaket. Sen beğenmediysen bana pasta senden sekerse. Vallahi kız kapı gibi, duvar gibi adam, nesi var bunun? King Kong! King Kong! Çok tatlısın.
cansın. Nezaket, en büyük kuzumu en sona sakladım. Sesimi, sana bir şarkı yaptım çılgın ve güzel kadın. Dinle bakalım beğenecek misin? Ben bir gün yolda gidiyordum, seni gördüm. Hamza hoş geldin. Hoş bulduk. Kıvanç arkadaşımız da bizimle beraber bu sezon. Nasıl buldun? Kimi? Sahneyi. Çok güzel. Peki sen gelince nedense İbrahim bu duruma çok bozuldu. Yani kendisine şunu söyleyebilirim. Artık iki şişman var. Ayağına denk mi alsın yani? Nasıl? İyi olan kazansın mı yani? Ne? Yani yok estağfurullah, ben öyle bir şey demek istemiyorum. İyi yiyen kazansın daha çok. Bence de iyi yiyen kazanabilir. Burada niye durdurduk? Şimdi sesini kullanacaksın. Çok doğru, evet. Değil mi? Bir şey okuyacaksın ve etkileyeceksin herkes. Etkileyeceğim. Çok pardon. Ben görünmüyorum değil mi? Ben seni unutmuşum, görmüyoruz uzundur. Ben aralarda şöyle buradan bakacağım. Biraz saçın görünüyor. Tabii bu durumdan en muzdarip olacaklardan biri de sensin Bilal, değil mi? He, bu da kaldırır yani, beni. İbrahim'le alışmıştınız birbirinize. Tamam mı? Bismillah. Bak. Yeni sezon hayırlı olsun. Yeni sezon hayırlı. Sezonu açtık, evet. Çok pardon. İsmail ya, senin saçın biraz geriye mi gidiyor? Ya benim bir canımı sık. Altı boş ya, dur. Çok da çekme şimdi, bozan. Arada bir şey yapalım. Çok güzel, ellemeyelim. Buyurun. Sana bir şarkı yaptım. Senin için geliyor. Hazırsın mı? Bir gün yolda gidiyordum, gördüm seni. Dedim ki nasılsın dedim, geldim yanına, sen bana cevap vermedin. Neden cevap vermedin, seni hain kadın. Niçin böyle yaptın? Yetişti, çok kötü oldu bu yüzden. Nezaket, ket, 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 ket. Özlemişim gözlerini, cimcikledin sen elimi. Hayatıma vurdun bir ket. Gel artık benim ol, seni çok seviyorum Nezaket. Nasıl? Dişisini görünce kur yapan su aygırı gibi. Anam bu ne? Alın bunu buradan ya, alın. Bu kız bu çocukla evlenmese haklı. Sen de kızma bacım, alın bunu, alın. Bilal Bey, yalnız bu teyzeyi susturun. Ben şu an idolüm olan Murat Bey'den özür diliyorum, Murat Boz'dan. Ben şu an onun beyefendiliğinden çıkmak üzereyim. Lütfen Bilal Bey. Lütfen. Bakın ben kendimi kaybedince normal bir insan olmuyorum. Teyze mi dedin? Teyze senin anandır. Terbiyesiz. Lan. Ne oluyor lan buna? Bujiler ateş almıyor. Hararet yaptı. Tabii biraz üzüldü bu eleştirilere. O Bilal yüzden Bey, böyle oldu. Hamzacığım. Bilal Bey, ben çok kurtuluyorum. Hamza Bey. Bilal Bey. Patlayacak. Bilal Bey. Hayla belanızı vermişsiniz sizi. Ne yapıyorsunuz siz? Benim duygularımla niye dalga geçiyorsunuz? Abime söyleyeceğim hepinize. Kız o neydi öyle, yanardağ gibi kaynadı, balon gibi söndü tuhaf. Yani hanımefendi, beğendiniz mi yaptığınızı? Gitti gül gibi kısmet. Hala gül gibi kısmet diyor ya. Kız karşı gelme anneye. Bir anne çocuğunun neyini ister? Mutluluğunu mu? Hayır, altınları. Ha çocuğum ya, yıllardır onun düğünü bunun düğünü, onun düğünü bunun düğünü, ona tak buna tak. Ay vallahi sen evlenmezsen ben altınları nasıl geri alacağım? Haklı vallahi, gidiyorsun düğünlere takıyorsun. Çocuğun evlenmezsen durun. Bir kısmet daha var. Kim? Ben. Nezaket, benimle evlenip bir ömür boyu mutlu olmak istemez misin? Düşünmez misin bunu? Kız. Vallahi ben şok. Ay vallahi ben isterim, şuna bak. Erkeğin demosu. Bilal. Vallahi çok tatlısın. Bilal, yapma oğlum. Bu kızın yanında bantla yapıştırılmış eşantiyon gibi kalırsın. Yani gönül bu. Akadat konar alada. O yüzden bir kızımıza sormak lazım. Bilal Bey hakkında ne düşünürsün?
Ya bilemedim şimdi. Bir popüler de tabii. Bir düşünmem lazım. Düşün anneciğim. Bir çay için anneciğim. Ben size demlik demlik çay demlerim anneciğim. Ay bak bak bak. Dalyan gibi çocuk ya. Kızın anası ileri derecede mi yok? Dalyan bu mu? Adam 1.50. Boy abdestinde muaf bu be. Alınmıyorsun değil mi yani? Bu ne yani? Ya bir anda şimdi reaksiyon da aldı. İlk sahnesi heyecanlandı öyle koyuverdi yani. Ya bismillah niye hep bana koyuverdi? Hayır yani. Sen denk geldin yani. Laf sana da değil mi Aysel? Bir şey söyle sen de. Öğretmenim bana onlar söyledi bütün ekip. Ben yeni geldiğim için çok saygılıyım arkadaşlarıma karşı. Onlar bana dedi. Ama... Yani onun da canı can. Allah da onu öyle yaratmış. Ben dalga geçmem. deme bak. Onlar şaka yapıyor. Seninki biraz başka türlü oluyor. Yok bu kadını yapıyor. Ben yapmadım. Ben demedim. Evet. Sanki sen... kendisi 2 metre. Evet bir şey demek ister misin? Bilal'e devam mı edelim? Aynı yerden bir daha alabiliriz. Yok. Tamam bir daha. Bir kere oldu. Tamam. Demiş farz edelim. Teyzeciğim bir sus. Nezaket, benimle evlenip balayında Avrupa tatiline gitmek istemez misin? Şunu da alır mısın artık? Yani tamam. Tamam bir çay içelim bari. Ay Allah'ım şükürler olsun. Damadım oldu hem de ünlü. Ay. O zaman ben hemen El Alem Nedir'i kapatıyorum efendim. O zaman bunu bir kutlayalım yani. Kutlayalım. O zaman Anadolu Breakdance'ı buraya çağırıyorum.
Efendim, erkek muhabbeti tabii böyle evlenince işte hanımlar da rahatsız oluyor. Daha çok onunla bir şey paylaşılsın istiyor. Ama bu erkek muhabbetini yapmak için bir hane açılsa, erkek muhabbetinin bir tesisi olsa nasıl olurmuş? Orada hayat nasıl işlermiş izleyelim görelim efendim. Buyursunlar. Ya! Ya baba ya! Of baba ya! Of! Of baba ya! Ah baba of baba ya! Baba üf baba ya! 35 yaşlı adamın bıyığım var. Elimden tutup bir yerlere getiriyorsun beni. Ayrıca neresi burası? Nereye getirdin beni? Muhabbethane oğlum burası. En kral muhabbetin yapıldığı yer burası. Ne? Özlemişim vallahi. Hmm. Evladım burada eski günlerdeki erkek muhabbetini hatırlayacaksın. Ha, muhabbethane diyorsun. Erkek muhabbeti mi? Eyvah. Nezaket duyarsa beni öldürür. Yo. Allah bilir buradaki erkeklerin hepsi bekardır. Bekar muhabbeti. Nezaket beni öldürecek. Ben gidiyorum. Ben duramam. Gel lan buraya. Otur şuraya. Ya. Otur. Of baba ya. Ulan karından korktuğun kadar Allah'tan korksan öldüğünde türben dikilirdi. Ya evlendiğinden beri karının görüşmene izin verdiği tek hemcinsin benim evladım. Otur. Çok da. Şöyle bir şey yok. Erkeklerle muhabbet yapıyorum ki ben. Kayınpederimle muhabbet yaparım. Kayınbiraderimle muhabbet yaparım. Kayınçomla muhabbet yaparım. Kayın olmayan birini say. Deniz var. Deniz'in muhabbeti süper bir kere. 10 numara. Deniz senin baldızın ulan. Çok delikanlı kız ama. Bir muhabbeti var, bir geyiği var. Süper, şaşarsın. Geçen gün Deniz, Nezaket, ben alışverişe gittik tamam mı? AVM'deyiz böyle, dedikodular gırla. Oo neler aldık neler. Oradan çıktık, kuaföre gittik. Perma yaptırıyoruz ama nasıl böyle? Ne eğlence, ne eğlence. Çıktık, Deniz Deniz'i durur mu? Tutturdu, Ağda'ya gidelim diye. Ay kızım ben yaparım Ağda. Aa gittik Ağda'ya, cat cat çekiyor. Cat cat nasıl çıktı? Cat. Yardım et baba. Ağlama evladım, ağlama. Hepimiz bu yollardan geçtik. Oğlum evli adamın kankası olmaz. Evli adam masadan ilk kalkandır. Bekarlar onunla hep dalga geçerler. Kılıbık derler, hanım köylü derler. Karından mı korktun da gidiyorsun derler. Evet. Zaten bir süre sonra erkek muhabbetine onu çağırmamaya başlarlar. O nasılsa evli gelmez derler. Evet. Senden bir virüs duymuşsun gibi uzaklaşmaya başlarlar. Zaten çok kısa bir zaman sonra son kalan birkaç tane bekar kankanı da karın gider kendi arkadaşlarıyla baş göz eder. İyice yalnızlaşırsın. Bir bakmışsın ki sırf muhabbet etmek için taksi taksi dolaşıp berber berber geziyorsundur. Korkuyorum, çok korkuyorum şu an. Korkma evladım, otur. Buradaki herkes... Evet, beyler. Hoş geldiniz muhabbethaneye. Nasıl olacak sizin uzun kısa muhabbet? Hanımefendi, ben evladımı getirdim. Erkek muhabbetine ihtiyacı var da. Güzel, çok utangaç görünüyor. İlk kez mi olacak erkek muhabbet? Evet. Utanma yavrum, otur şöyle. Evladım 5 yıldır evli, artık gerisini siz hesap edin. Geçen gün banyoda kendi kendine futbol tartışırken yakaladım. Ya baba. Otur. Ya evde yalnız kaldığında tek başına tavla oynuyor. Zarı bir bu eliyle atıyor, bir bu eliyle atıyor. Yeter ya. Evet. Utanma evladım, otur. Hiç utanma çocuğum. Her türlü biz sana yardımcı olacağız. Şimdi muhabbetçiler gelecek. İstediğin gibi muhabbet edebilirsin. Muhabbetçiler! Evet git güzel. Yürü salın. Kazma gibi değil. Evet. Hepsinin muhabbeti baldan tatlı. Ders seç birini konuş. Hadi. Siz öyle birden böyle konuş falan deyince şimdi erkekle ben heyecan yaptım. Tanımadığım adamla ne konuşayım ben? Heyecan yapma oğlum, hadi seç birini. Baba yani kaç yıl oldu? Sen de gel, beraber yapalım. Ha oğlum hadi git. Tamam geldik işte, hadi. Bak şu ortadakini seç, hoş sohbet birine benziyor sanki. Dur dur, sıradan başlayayım. Merhabalar. Merhaba dostum. Benimle sohbet edersen sanattan, felsefeden, edebiyattan konuşabiliriz. Sabaha kadar kirciklenmeye ne dersin? Kirciklenmek falan diyor. Bu fazla entel. Ben bunun altında kalırım. Erkek değil mi o? Merhaba. Oh, yeah. Yeah. Selam Kings. Evet.
Muruk ne haber? Sağ ol. Ya bir şey söyleyeyim mi sana? Ya sana yemin ediyorum bu üniversite gençlerini kesinlikle susturamazlar, anlıyor musun? Kings, kanki, muhabbetteyiz sanki. Boyu boyuma, posu posuma ama fazla ezbere konuşuyor. Ateşli olsa da fazla ezber. Merhaba. Efendim merhabalar. Sene 1975. Ben yine Kars'tayken askerliğimi yapıyorum. Hava soğuk mu soğuk? Ayaz. Çok kötü. Bu çok iyi, kötü. Bunu seç. Ya bu yaşlı yaşlı, bunun muhabbetleri falan hep sarkmıştır. Birebir sohbette iyiyim efendim. Tam benim kalemim. Ben de buna dedim ki, yavrum dedim, biz sarışınla gezeriz ama esmeri severiz. İki gün sonra gitmiş saçını boyatmış girmiş yanıma ya. Yeter, tamam, tamam yeter. Bak, pazar yine geleceğim ha. Yok, pazar yine geleceğim. Pazar çalışmıyorum. He. Haftaya gel. Ama alolaşalım, tamam. Eyvallah, sağ ol. Lan ne adam ya. Bu kim? En güzel adamı bu bildin. Ama Moby Dick baldan tatlıdır ama fiyat tuzludur. Vereceksiniz o kadar para. İyi tamam. Ali Bilal, sen hazırlan. Moby Dick başlayacaksın. Hadi. Moby Dick siz de dışarı binmeye çıkıyoruz. Evet. Hadi çabuk Ali, Ali. Bu kalsın, bu iyi. Siz artık bir şekil görüşün. Bak ulan anana bu geceden bahsedersen var ya, ayaklarımın altına alırım seni. Efendim önce tanışalım, ben Fikri. Efendim tanışma faslını geçip direkt muhabbete girelim. Nerede o eski bayramlar yahu? Bu gençlik çok yozlaştı artık. Ya azizim biraz hızlı gitmiyor muyuz? Azizim mi? Çılgınsın. Selam birader, Bilal Bey. İbrahim. Amatörler. Sen geç otur, ben güzel bir çay koyayım, rahatlarız. Tamam Bilal. Of be. Daha önce erkek muhabbeti yaptın mı hiç? Yani tabii bizim de zamanında 3-5 kırığımız oldu. Üniversitedeyken yurtta kalıyoruz. Pis geyikçiydim ben o zamanlar, ne muhabbetler tabii. Telefonlarım susmazdı ya. Erkeklerin bulunduğu ortamda ben gitmeden muhabbet başlamazdı öyle yani. Neyse sonra okul bitti işte. Evlendim. Ağlamayacağım. Sen biraz kendinden bahsetsene ya. Bilal de değil mi? Kendimden bahsedersem ekstraya girer. He kalsın. Benim durumum yok. Babam ısmarladı da. Anladım. Kaç şeker? 5. Yuu. Direkt şeker pancarını koyayım, masaya aranızda halledin. Ya, güzel bu. Şekersiz iç. Dombik. Bak sen şimdi böyle 5 şeker deyince benim aklıma ne geldi? Bizim bir Kazım Çavuş vardı askerde. Çok da severdim. Çok koyu cimbomluydu. Bir gün ben bunu aldım, maça götürdüm kanka. Kanka mı? Kanka falan. Biraz hızlı gitmiyor muyuz Bilal? Yani sen şimdi asker muhabbeti yapıyorsun, maç konuşuyorsun, üstüne bir de kanka deyince ben biraz terledim. Gerildin sen. Yani biraz. Gerildin. Gel bir pişpirik atalım, rahatlarsın. Aa pişti. Harbiden mi? Çok uzun zaman olmuştu ya. Gel gel. Hadi oynayalım oraya da. Yarısı benim, yarısı senin. Öyle oynayalım. Hadi başla. Okey. Aa pişti. Bu da pişti. Süpersin. Pişti. Harika. Pişti. Devam et. Pişti. Böyle. Pişti be. Çok iyi. Pişti. Haydi. Pişti. 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 Kusura bakma. Erken galip geldim. Normalde böyle olmazdım. Uzun zamandır oynamayınca. Tamam üzülme. Herkesin başına gelir ya. Çok utanıyorum. Tamam ulan. Bana karşı o kadar iyisin ki.
Şimdi bak İbrahim. Bana bağlanıp sonradan pişman olmanı istemem. Çünkü benim muhabbetim baldır. Anladın mı? Sonuçta ben bir muhabbetçiyim. Peki anlatsana ya. Sen nasıl düştün bu muhabbethaneye? Aslında bunu kimseye anlatmam İbrahim. Ama seni sevdim. Vallahi. Anlatayım. Tamam. İstanbul'a yeni gelmişim o zamanlar. Böyle toy körpe bir delikanlıyım. Ağzıma erkek muhabbeti değmemiş. Bir gün otobüsteyim. Geldi biri yanıma oturdu. İşte nerelisin, memleket nere, okuyor mu falan derken böyle muhabbet uzadı gitti. Biz bununla sıkı arkadaş olduk. Zamanın nasıl geçtiğini anlamıyorduk muhabbet ederken. Sabahlara kadar konuşuyor, konuşuyor, konuşuyorduk. Sonra ne oldu? Sonra beni bir gün ocak başına götürdü. Buradan bahsetti. Gel dedi, beraber gidelim. Ben dedim, hayır ya, ne alakası var? Ben sadece seninle muhabbet etmek istiyorum. Urfa'ma ilaç koydu. Gözümü açtığımda buradaydım. Tanımadığım bir erkekle erkek muhabbeti, karı kız muhabbeti yapıyordum. İşte böyle düştük İbrahim. Kankam ya, üzülme. Yalnız enseme dokunma. O benim özelim, anladın mı? Elletemem. İfit beyler, süre doldu, mu bitti bitti. İyi de ben daha yeni alışıyordum ya. Çok erken değil mi? Aa, sen daha fazla muhabbet istiyor, o zaman vereceksin $300 daha. Geç o tarafa şey, hadi. Ali, sen bir an önce hatırlan, Necmi geliyor. Necmi mi? Evet. Ya hiç çekemem şimdi onun muhabbetini, Allah Allah. Ben İbrahim'le muhabbet etmek istiyorum, hoşuma gitti muhabbet. Saçmalıyorsun, bana karşı çıkmayacaksın. Ya rahat bırak beni be, ben senin malın değilim. Malımsın, malsın, mali. 10 dakika içinde hazır ol. Geleceğim, çıkıyorum. Bilal, sana vurdu, tokat attı. Buna nasıl dayanıyorsun kanka? Korunuyorum. O bana tokat attığında ben aslında yanağımı çevirdim çaktırmadan. Bilal, seni bu hayattan çekip kurtarmak istiyorum. Benimle gel Bilal, benimle gel. Seni küçük aptal. Beni bu hayattan kurtaracakmış. Sağ bana bağlanmamanı söylemiştim İbrahim. Hem ben işimi seviyorum. İstediğim zaman maç seyrediyorum. İstediğim zaman oyun oynuyorum. Sana inanmıyorum. Sen mutsuzsun Bilal. Bak, beni dinle, aklıma geldi. Seni benim baldızla evlendirelim. Böylece hep birlikte oluruz, sürekli muhabbet ederiz, kanka oluruz ha? Evlenip de senin gibi karısının finosu mu olam? Yüzüme bak ulan, yüzüme bak ve gerçeği söyle. Temiz bir yuva, akşamları sıcak bir kap yemek yemek istemediğini söyle. Gözlerimin içine bak ve evlenmek istemediğini söyle Bilal. İstemiyorum. İstiyorsun. İstemiyorum. İstiyorsun. Baldızın güzel mi? Çok çirkin. Hayatta istemiyorum. İstiyorsun, yalan söylüyorsun, yalan! Anla artık. Anla. Bizden olmaz İbrahim. Sen evlisin, ben bekar. Biz kanka olamayız. Ama boşa karnı, yık yuvanı gel, sabahlara kadar çılgınlar gibi muhabbet edelim. Ama nasıl olur? Olur. Hep oyun oynarız. Donla otururuz evin içinde. Çoraplarımıza böyle topak yapıp birbirimizin kafasına fırlatırız. Ayı gibi güleriz. Yumurta menemen bir şekilde geçinip gideriz be oğlum. Tamam ulan, tamam, kabul. Dediğin gibi olsun, kabul be. Sen ciddi misin? Benim için, benim muhabbetim için karnı boşayacak mı? Bilal, Bilal'im. Sen burada sabahlara kadar erkeklerle pis pis erkek muhabbeti yaparken ben dışarıda mutlu olamam Bilal. Başkasıyla okey eşi olmana, onlarla ortak kupon yapmana gönlüm razı gelmez Bilal. İbrahim, bağ el ense çekebilirsin. Bundan sonra ölümüne kalkayız. Kalkan be, kalkan benim, kalkan. İbrahim. Yaz kızım, 200 torba çimento. (Gülüyor) 20 kamyon çakıl, 15 tane kapı. İbrahim!
Aa, hoş geldin karıcığım. 30 kamyon ince kum. Namussuz seni, alçak seni, pis geyikçi seni. Ben seni buralarda mı yakalayacaktım? Hayatım, biz çalışıyorduk. Yalan söyleme bana, kim bu adam? Baban olacak adam nerede? Bana çabuk söyle, baban nerede o baban? Kır saçlıyla soldan ikinci kapı. Ah! Emekli mi? Emekli. Ah! Tam onun kalemi, adam, adam. Ah başıma göre. İbrahim cevap ver bana, kim bu adam? Hangi adam? Adam mıymış o ya? Ay delirteceğim beni. Kim bu boş boğaz geveze? Ne? Geveze mi? Hanım, hanım. Ağzından çıkana kulağın duysun. Kanka, sen buna bir şey söylemeyecek miydin? Çekilir misin? Hayatım, vallahi ciddi alacak bir şey yoktu. Siyaset falan konuşmadık, öyle havadan sonra konuştuk. Pişti de erken galip geldim zaten. Tek seferlik bir şeydi. Yürü, yürü. Utanmaz, anlamaz. Yürü. Aslında en iyisi bir sahil kasabasına yerleşip kendini toprağa vermek. Utanmadan hala geyik yapıyorsun ya. Ara beni azizim, ara. Yazıklar olsun sana. Ben senin neyini eksik ettim, neyini eksik ettim. Maç özetlerini mi izlemedim seninle? Ha? Akıtan musluğun contasını mı değiştirmedim? Sen hayatında bir erkeğin eksikliğini hissetme diye ben kocama hacım dedim. Hacım dedin, evet kabul, ama gerçekten inan benim için bir önemi yoktu. Demek önemi yoktu ha İbrahim. Ben sana en özelimi verdim. Ensemi, ensemi. El ense çektirttim sana, demek hiç önemli değildi ha. Önemi olmaz olur mu hiç kanka? Önemli tabii, çok önemli. Ay çocuklar, ne oluyor burada Allah aşkına sen? Ay Nüket Hanım. Sizin ne işiniz var burada? Sizin de mi beyiniz muhabbetçi? Pis boyları delisin bunların. Aa, bırak ayol, ne var, muhabbetini etsin çocuklar. Ha etsin. Rahat rahat. Ha etsin muhabbetini. Ha. Etsin, ondan sonra arkadaşının gazına gelsin, beni terk etsin. Çoluğun çocuğun rızkını yesin, ben yalnız kalayım, ben öleyim ondan sonra, öyle mi? Vah yavrum, Allah sana şifa versin. Çok çekiyorum Nüketciğim, çok çekiyorum şekerim. Ay yazıksın sen, yazıksın. Bırak böyle çocukların arasına girme güzel kardeşim. Sen ya. Öyle diyorsan abla. Nasıl? Tamam mı? Kanka! Allah'ım be! Ne yapalım? Batak atalım mı batak? Tavla oynasak, halı saha maçı yapalım. Sakin ol sersem. Bak yine erken galip geleceksin. Ya. Biz ne yapacağız şimdi? Ne bileyim ben. Rastlık mı çekelim? Aynası cumbada oturur mahmure, çıktı mı akşam ayazı, tumbada yata mahmure, rastlık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure, yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek mahmure, rastlık çekerek yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek mahmure. Şıkır, şıkır da tıkır, tıkır da fıkır, fıkır da mahmure. Şıkır, 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 şıkır da tıkır, 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 tıkır da fıkır, 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 fıkır da mahmure. Rastlık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure. Yaşar yuvada kuş gibi, sek sek sekerek mahmure. Olurken her şey tarihin,
tenceresinde aşure, kahvede içer keyifle, penceresinde mahmure, rastlık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure, yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekerek mahmure, rastlık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure, yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekerek mahmure. Şıkır, şıkır da tıkır, tıkır da fıkır, fıkır da mahmure. Şıkır 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 da tıkır, tıkır 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 da fıkır, fıkır 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 da mahmure. Rastlık çekerek mahmure, yastık dikerek mahmure, yaşar yuvada kuş gibi sek sek sekerek mahmure. Enteresan bir kız isteme olayı yaşayan var mı? Değişik bir kız isteme macerası yaşayan. Buyurun verelim mikrofonu. Antalya'dan geliyorum. İsim ne? Yasemin. Ne oldu efendim sizin isteme olayınızda? Kuzenime Antalya'dan kız istiyoruz. Kuzenim İstanbul'dan geldiler. Evet. Gelmeden önce de uzaktan geliyoruz. Hem tanışalım hem de isteyelim dedik. Ha, daha tanımıyorlar, geliyorlar. Kim geliyorlar? Annesi, babası, anneannesi ve teyzesi. Mantıklı, fena değil, evet. Biz Antalya'da oturuyoruz. Onu anladık efendim. Biz de eşlik ediyoruz. Tabii. Kuzenimize. Çünkü iki tarafı tanıyan tek insan sizsiniz. Biz de kız tarafını tanımıyoruz. Peki buluşmaya götüren kim? Kız ve kuzenim birbirini tanıyor. Onlar buradan geliyorlar. Biz de Antalya'dan eşlik ediyoruz. Ha, yani kızla oğlan birbirini tanıyor, oğlan ailesini çağırıyor. Gelin hem tanışın hem isteyin diyor. Aynen. Tamam. Evet. İstemeye gittik. Tabii ilk defa karşılaşılıyor. Evet. Üstelik uçak yolculuğu yapılmış. Eniştem de ilk defa uçak yolculuğu yapıldı ama siz Antalya'da oturuyorsunuz. Aynen. Evet. Onu tam şey yapamadım. Kuzenim Antalya'da tanıştığı için ailesi İstanbul'dan kızı istemeye geliyor. Şimdi bir dakika. Kuzeniniz İstanbullu ama Antalya'da kızla tanışıyor. Ailesi İstanbul'dan geliyor ama siz Antalyalısın. Evet, tamam. Evet. Devam edelim. Birkaç dakika önce muhabbet, nasılsınız, iyi misiniz? Herkes uçak birbirine. Ha? Aynen. En sonunda kız isteme faslına geldik. Efendim inşallah kısmet olursa kızınızı dediler ve ben bir çığlıkla koltuğun üstünde bas bas bağırıyorum. Neden? Şu anda bak nefes alınmıyor burada, merak etme. Neden?
Kapıdan içeri girmiş kocaman bir İran kedisi. Ben çok korkarım kediden. Tabii kimse ne olduğunu anlayamadı. Ben çok korktum. Bir tek annem biliyor. Dedi ki hemen kediyi tutun ne olur kızım çok korkar. Sizin korkan. Bu yıllardır sakladığınız bir şeydi değil mi? Kedi korkunuz. Ama o aile bilmiyor. Bilmiyor evet biz de bilmiyorduk. Ben bir tek sizin Antalyalı olduğunuzu biliyorum. Ama Antalya'da oturuyoruz. Antalyalı değiliz. Ha bak onu da bilmiyorum. Evet, kedi girdi, siz çıktınız, bir bağırdınız. Ben çıkmadım, koltuğun üstüne çıktım. İşte çıkmak değil mi o? Ha, peki. Kızın annesi dedi ki, kedi çok meraklı, içeride ne olduğunu merak ediyor. Kapıyı aralık bırakmışız, kim var kim yok ona bakmaya geldi. Evet, kadın kedisini tanıyor, evet. Güzel. Tabii bizim kız isteme faslı orada unutuldu. İşte fobiler, korkular, bunun üstüne muhabbet. En sonunda anneanne çıkarttı yüzükleri takalım bari dedi. Ama bir dakika biz istemedik falan. Ne olsun efendim işte niyetimiz belli, geliş nedenimiz belli. Hayırlısı olsun dediler, yüzüğü taktılar. Harikaymış. Teşekkür ederim, mutluluklar iyi akşamlar. Mutluluklar diliyoruz efendim, sağ olun. Bir tane daha alayım. Var mı bir tane daha? Şurada enteresan bir evlilik hikayesi. Şimdi en iyi arkadaşıma kız istenecekti. Bir hafta evvel de biz kutlama mı diyelim ne diyelim ocak başına gittik. Tamam konu döndü dolandı tuzlu kahveye geldi. Şimdi bizim arkadaş dedi ki ben içemem bunu. Biz dedik belli etmeyeceksin. İçeceksin ama belli etmeyeceksin. Nasıl yaparız nasıl yaparız? Dedik bari bu da iç prova olsun. Tabii o da tuzlu kahve sipariş edince biraz enteresan baktı garson arkadaşlar. İçirdik bizim arkadaşa. Ben bunu içemem falan şey yaptı. Hatta ikinci bir fincanı da içirdik. İkinci fincan tuzlu kahveyi değişti, evet. Yalnız sorun şu, kız tarafı normal kahve ikram etmiş. teşekkür ederim. Şimdi konu kız isteme. Kızımızla oğlumuz birbirini görmüş, beğenmişler. Tabii erkek tarafı kız tarafının evine gidiyor, kızı isteyecekler. Bakalım bu isteme sırasında ne yaşanıyor, izleyelim efendim. Ya baba. Hiç boşu boşuna çeneni yorma kızım. Ben tanımadığım insanlara kızımız vermem. Hem ya o çocuk ciddiyetsiz, kaba. Nasıl bir baba bu ya? Bayağı bir baba. Kızı istemeye geliyorlar. Evet. Sen diyorsun hiç boşuna şey çeneni yorma vermeyeceğim falan. Bu yumuşaklık ne? İsyandasın. Bir tane kızın var. Evet. Vermiyorsun, tanımıyorsun adamı, ailesini bilmiyorsun. Ne olduğu belli değil. Yani biraz daha sert ol, biraz isyankar ol, tepkini göster. Bir daha girelim. Lütfen şu isyanı ver bize. O babanın çektiği acıyı bize hissettir. Buyursunlar. İsyankarım! Hiç boşu boşuna çeneni yorma kızım! Ben tanımadığım insanlara kızımız vermem! Hem ya o çocuk ciddiyetsiz, atladım bir anda, kaba ve raubali biri ise, raubali. Ne iğrenç kelime bu ya. Ya sevgili babacığım, sizi temin ederim ki kendisi çok nazik ve kibar bir insan. Hmm. Hatta böyle halı saha maçına giderken bile sizin gibi böyle takım elbisesini giyer de gider. Mesela en sevdiği yemek Ali Nazik. En sevdiği şarkıcı Kibariye. Ya. Ben hiç ikna olmadım kızım. Galiba ben seni bu aileye vermeyeceğim. Ne demek vermeyeceğim Mesut? Ne demek vermeyeceğim? Ne demek? Yeter'cim sakin olur musun? Sakin olamam Mesut. Vallahi bu kız elimizde patladı. Herkes evleniyor Mesut, ne hikayeler duyuyorum, aklın almaz ya. Geçenlerde üst komşu hanımefendi Antalyalı. Ay kadın beni çıldırttı. Çılgın bir hikaye.
Yemin ediyorum sana, biri ikisi üçü olur. Film gibi çekerler. Kadın Antalyalı. Bu kuzeniyle tanışıyor internetten. Uçağa biniyor bunlar. Ama adam İstanbul'u. Bunu tanımış kuzenini, kuzeni Antalya'dan geliyor. Antalya'da olduğu için kuzeni İstanbul'a gidip uçakta inip Antalyalı değildi. Bunlar buraya gidiyorlar. Antalya'da kadın Antalya'da. Sakın unutma. Kadın oradan kalkıyor. Ben diyor Antalya'ya gideceğim. Kuzeni diyor ki ben İstanbulluyum. Bunlar oradan kertmişler birbirlerini internetten. Ama çocuk Antalya'dan oraya geliyor. Antalya dediysem Antalya. İnanılmaz bir şey bu. Bir mucize. Uçakla geliyorlar. Antalya çok uzak. Bak dikkatini çekerim. İstanbul'a geliyor bunlar Antalya'dan ta dönüp dolaşıp. Sen kadın ciyak diye bas ciyağı fırla koltuğa. Ayol ne oluyor diye. Bir bakıyorsun kapıyı açmış sen düşünceli bir kedi. Kedi düşünüyor. Yahu kedi dile gelmiş Mesut. Kedi dile gelmiş. Yalnız kedi İranlı bak Antalyalı değil. Kedi Antalyalı. Ve kızı vermiyorlardı neredeyse biliyor musun? Kızı neredeyse vermeyeceklerdi. Neden efendim? Kedi İranlıymış, Antalyalı değil. Yahu ben bunu nereden bileyim? Kızım kimleri istiyorlar kimleri? Allah aşkına şunun bir tipine bak. Yahu etraftaki kızların nüfus almasının sebebi, cüzdan değiştirmesinin sebebi kaybolması, bununki evde kalması. Ya Mesut Allah aşkına yaşını siliyor belli olmasın evde kaldığım diye ya. Ama yeter ben de ya. Onu diyorum Mesut'cum artık yeter diyorum bak adımla çömkürüyorum artık ya. Mesut, bu kız evin demirbaşı oldu. Bak sağda solda konuşuyorlar, fiskos yapıyorlar. Ta Antalyalara kadar gitti bunun dedikodusu. Bu kız diyorlar hatalı ürün diyorlar. Yalnız diyorlar sorun üründe değil, fabrikada diyorlar. Bize laf çakıyorlar Mesut. Bu kız elimizde patladı, ben artık bunu kabul etmiyorum. Bu kız bugün verilecek, bu kadar. Baba bak bunu o kadar çok istiyorum ki annemin görmelerini bile çemkiremiyorum. Tamam. Ama söylediğim gibi, eğer bu insanlar ciddiyetsiz ve kaba insanlarsa... Ne oldu? Ne oldu? O baba gitti yine isyankar baba bizim. Aynı isyanın devam edecek işte. Bir anda yine sakinledi. Eyvah. Hazır mı? Son laftan alalım, çemkirme lafından alalım. İsyanını ya da işte sen kendini hazır hissettiğinde isyana gir. Fakat isyanını göstereceksin, sonra da... Çıkacaksın ya tepkini evet. Son sözünü söyleyip çıkacaksın. Hı. Çıkarken o sahne büyük olduğu için uzun bir yol arkan dönük kalacak seyirciye ve bize. Evet. Arkan dönükken bile kızı vermeyeceğini hissettir. Tamam! Tamam! Ama söylediğim gibi kızım. Eğer o insanlar ciddiyetsiz ve kaba insanlarsa seni alabilmeleri için benim... ...cesedimi çiğnemeleri lazım. Bak baban nasıl arkasıyla hayır diyor bak. Bu babadan sen normal tabii yavrum. Adamın önü başka arkası başka hayır diyor. Bir enteresan. İkiniz de ayrı bir anormal. Yavrum bana cevap verme. Bak şu tipinde elimizde patladın. Vallahi ele güne rezil oluyoruz. Sen yat kalk bunları düşün kızım. Ne olacak benim halim diye yavrum. Bak korkuyorum. Hani bu çocuğun ailesi seni yakından görmedi ya. Hani böyle yakından iyice görürlerse vazgeçerler mi acaba diye korkuyorum. Hayır diyorum ki acaba sınava başka birini sokar gibi. Kız istemeye de senin yerine başka kız mı sokaydık? Gerçekten kızına olan inancım gözlerimi yaşartıyor anne. Ay gideyim de makyajımı falan düzelteyim ya. Kız! Sen o yüzüne boya badala çalsan düzelir mi senin suratın? Anne! Anne! İki numara geliyor bak. Yavrum, ilk anne dediğinde babanla coşkulu bir kutlama yaptık dedik. Bu çocuk konuşmayı söktü Rabbim çok şükür dedik. Evet. Ama şimdi anlıyorum ki çok erken sevinmişiz yavrum. Çocuğum, anne ne yavrum? Anne diyeceksin evladım. Ya anne senin gömmelerine falan hiç uğraşamayacağım. Beni eczacılık fakültesinden aradılar. Öğrenci işlerine gideceğim. Bir işim var onu halledeceğim. İyi. Bunu da buraya koyuyorum sen içeri koyarsın. Hayır babama vereceksin. Arkası hayır hayır dediği için buraya getireyim dedim. Ne güzel diyor değil mi baba? Ha, evet. O ne? Bu, biz arkadaşlarla bir ilaç yaptık, ağrı kesici, yanlış olmuş. O yüzden bunu buraya bırakıyorum. Sakın şekerle karışmasın, tamam mı? Niye karışmıyor? Sakın karışmasın. Ne diyorsun şimdi, yavrum bak, ya? Ben bunu buraya koyuyorum. Evet. Bu ilaç, bu şeker. Evet, o. Bu şeker, bu ilaç. Yavrum. Bu ilaç, bu şeker. Bu ilaç, bu şeker. Şeker, bu ilaç. Yavrum, tamam. Niye karıştırıyorsun aynısını? Hadi, hop, hadi kendine bak. Allah'ım, eksik akıllı. Hop diyor, bilmem ne diyor. Ne dedi, hop dedi.
Hop diyor, bu dedi şeker dedi, bu dedi ilaç dedi. Yok böyle dedi, bunu hop dedi. Bunu dedi böyle koy dedi, buraya gelin, sonra... Gelin, ah gelin, azıcık sessiz olun. Rica edeceğim canım. Gel ana, gel. Bak. Her yerlerim ağrıyor. İçeride azıcık uyuyayım diyorum. Sizin gürültünüzden uyuyamıyorum yavrum. Neden böyle yapıyorsunuz? Vallahi anacığım, inanamayacaksın ama bugün dileği artık paketliyorum. Allah'ımın izniyle yolluyorum anacığım. O yüzden şimdi gelenim gidenim olacak. Biraz ses yapacağız, kusura bakmayacaksın. Ha. Kusura bakmayacaksın. Ben kusura da bakarım. Sen bilirsin. Sana da bir dönüp bakarım. Nasıl? Şu tipine de bir bakarım. Yine beğenmem, yine beğenmem gelin. Sen hiçbir zaman beğenmedin, bunu çok iyi biliyorsun. En sevmediğim şey uykumun bölünmesi. Uykum bölündüğü zaman şekerim, tansiyonum birbirine karışıyor. Şu şekerden acıkarım da tansiyonum. Aa, dur ana, dur şu Mustafa geldi de bu dedi ilaçtı dedi, bu dedi şeker dedi, bunları karıştırdı ana. Sen şimdi şey yapma. Bırak şekerini. Bak kızım, gelin. Ben günde 25 tane hap içen kadınım. Ben haplara fısıldayan kadınım. Şimdi sen burada, anneciğim o şey değil, anneciğim o bilme, o ne o karıştırma o şeker diyecek en son kişi sensin. Neymiş? Bir şey söyleyeceğim. Şimdi böyle çok güzel bu tipi çıkarmışsın da, Yeter'in taklidini yaparken onun gibi ol. Hakikaten yap taklidini. Hayır, olmadı mı? Biz de görelim, yok. Oradan tamam. Al bir daha, onun taklidini de yap, sonra yine kendi haline dönersin. Tamam, o hadi şekil. Sen çek elini bakayım. Bak kızım, burada sen bana... Anneciğim onu karıştırdı, onu şeker koydu, onu yine diyecek en son kişi sensin yavrum. Tamam mı çocuğum? Tamam anne. Bunu yapacak en son kişi sensin. Doğru. Hadi. Doğru. Hayret bir şey ya, ben hap uzmanıysam ver bakayım şuna. Anacığım ben yine de senin sağlığın için şimdi çocuk bir şey dedik. Tamam bu şeker bu. Ha, tamam bu şeker bu şey öbürü. Tamam mı canım ben? Tamam anacığım. Ama tamam. Değişik bir şeker. Nasıl? Böyle... Acı bu ama şeker. Şeker. Ben anlarım. Tamam, tamam mı yavrum? Tamam. Biraz sessiz olun, içeride yaşlı var. Biraz saygılı olun ya. Acı tamam. Mı şeker? Evde adam var. Bu ne bu, ne bu? Çivisi çıktı ana evin. Evde adam var, tamam, adam, adam. Görmez, tamam ana, görmez. Gel. Ya da ben uykumdan uyandım, tam halüsinasyon mu görüyorum, halüsinasyon mu görüyorum, hiç anlamadım yani. Vallahi hiç anlamadım bugün. Dilek, kız geldiler bak kapıya. Açıyorum. Yok ben açacaktım. Allah'ım niyet ettim şu kızı vermeye, ne olursun Rabbi. Kimler kimleri almadı ki, ne olur Allah'ım şunu biri alsın. Allah'ım ne olur. Efendim buyursunlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk yavrum, hoş bulduk çocuğum. Saygılar sunuyorum güzel kızım. Zatıaleniz iyidirler inşallah. Çok teşekkürler efendim, çok iyiyim. Ha, Hüseyin, sen de hoş geldin, nasılsın? Kalbi yeni doğmuş bir bebeğinki kadar kırılgan, pırpır ve heyecanlı. Hoş bulduk, lütfen kabul et. Ay çok teşekkür ederim, çok tatlısın. İyi, ayakta kaldınız, lütfen buyurun oturun. Estağfurullah tabii ki. Sevgili eşim lütfen önden siz buyurunuz. Aa, vallahi olmaz, lütfen siz buyurun efendim. Olur mu hiç öyle şey, lütfen önden bayanlar rica ediyorum. Efendim rica edeceğim, siz beni büyüğüm müsünüz, buyurun efendim. Büyük derken? Çok rica ediyorum efendim, önden siz buyurunuz Mehtap Hanımcığım. Efendim ölümü görün siz buyurun, ya lütfen ya. Allah korusun öyle şey mi olur? Kadın erkek eşit efendim, aynı anda oturalım. Oldu efendim. Peki. Tabii ki. Bir, bir iki, iki, üç efendim. Hop, mabatlar yerde. Sevgili anneciğim ve babacığım. Evlat. Efendim izninizle. Lütfen. Annemler birazdan gelirler. Ben size bu arada şeker ikram edeyim efendim, buyurun. Teşekkürler. Sağ olun, buyurun. Çok afiyet olsun. Çok teşekkürler sevgili. Ben hemen çağırıp geliyorum. Hay hay. Tabii yavrum. Pırlanta gibi kız maşallah. Yalnız şeker biraz acıymış. Lakin onlara belli etmeyelim. Adetten olsa gerek, zira belli edersek ayıp olur. Tabii, tabii, tabii. Muhakkak efendim, muhakkak. Sevgili ebeveynlerim. Evlat. Dilerim ki bu akşam ailemize yaraşır bir kız isteme töreni gerçekleşsin. Muhakkak. Zira sevdiceğimin babası... Müstakbel kayınpederim Mesut Bey, zerafet ve nezaket konusunda son derece hassas
ve titiz bir beyefendi imiş. Evet, imiş. Sen merak etme çocuğum. Bizim ailemizin asaleti ve nezaketi yedi düvele nam salmıştır ya. Doğrudur efendim. Ya. Ah efendim, hoş geldiniz yuvamıza. Çok değerli, kıymetli misafirlerimiz. Siz efendim İbrahim Bey olacaksınız herhalde inşallah. Sizler Mehtap Hanımlar, Allah'a çok şükür. Siz de inşallah gelecekteki damat adayı isteyinsin yavrum. Hoş nasıl? Sağ ol! Ne yapıyor bunu ya? Mesut Beyciğim, bizleri nidanızda bir an yerimizden sıçrattınız. Biz ailece bu kadar coşkuya, enerjiye, hopidikliğe alışık değiliz efendim. Bendeniz İbrahim Çekiç. Siz de Mesut Bey olmalısınız. Evet. Harika. Efendim bizleri evinize kabul buyurduğunuz için lütfen teşekkürlerimi kabul buyurunuz. Zira habersiz, apansız çarçabuk geldik. Bu yüzden sizden özür diliyoruz efendim. Çok özür diliyoruz. Evet efendim. Aynen eşim gibi ben de çok özür dilerim. Efendim sizden de çok özür dilerim efendim. Efendim estağfurullah. Efendim hakikaten ne kadar özür dilesek azdır. İnşallah Allah da bizi bildiği gibi yapsın ya, efendim. Ya estağfurullah. Lütfen oturun. Lütfen efendim. Buyurun. Buyurunuz efendim. Geçelim, yerleşelim. Sevgili eşim aynı anda. Aynı anda efendim. Hayır. Bir, kandırmaca yok. İki, üç. Matbatlar yerde. Efendim izninizle. Buyur çocuğum. Ah. Ne diyorsun? Ya. Ne diyorsun? Ah, yeter. Gördün mü ne kadar kibar ve nazik insanlar, öyle değil mi? Çok. O zaman verdik efendim gitti kızımızı. Bir yastıkta inşallah, 41 kere de maşallah efendim. Buyurunuz, evet. Ay. Yeter, ne yapıyorsun, çıldırdın mı? Evet. Anne çıldırdı, kız da dumping. Manyaklık is loading Mesut. Bu kız elimizde patlamadan bugün verilecek. Hadi efendim. Ha. DJ'lik yapıyor da kendisi. Maşallah. Yani umarım öyledir. Oldu. O zaman ben kahveleri yapıp geliyorum. Hadi bakalım. Allah'ım adeta bir peri yavrum. Maşallah. Efendim tekrar hoş geldiniz yuvamıza. Hayırlı bir iş için. Ya. Buradayız değil mi efendim? Bir kısmet işimiz var değil mi? Hayırlara inşallah vesile olur. Buyurunuz efendim İbrahim Bey. Sağ olun Yeter Hanımcığım, Mesut Beyciğim. Sevgili ailem, eşim ve oğlum, müsaadenizle ben lafı ele almak istiyorum. Estağfurullah babacığım, lütfen buyurun. Buyurun efendim, buyurun. Efendim, naçizane yavrularımız birbirlerini görmüş, sevmişler, beğenmişler efendim. Bizlere de anne babaları olarak ne demek düşer bilirsiniz. Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Dileği, oğlumuz Hüseyin'e... İsteyin! Babacım, babacım ne yapıyorsunuz? Sizi Mesut Bey konusunda uyardım saygıdeğer babacım. Kendisi zerafet ve nezaket konusunda son derece hassas, son derece titiz, son derece özenli, son derece dikkatli, son derece uzun boylu, son derece yakışıklı, son derece kaslı. Aa, adam yıkılıyor, şu an bana bir şey oldu. Aa, çok fena. Efendim biraz ciddi olun lütfen. Şşş, bana bak. Bunlar erken uyandı Mesut.
Bu kız elimizde patladı yine, iyi mi? Efendim az önce bir dil sürçmesi oldu sanırım. Ben hemen toparlamak isterim. Allah Allah. Ne diyorduk? Allah'ın emri, peygamberin kavliyle kızınız Dileği, oğlumuz Hüseyin'i... Gerizekalı ya. Ya! Mesut, adam garip garip şekillere giriyor, bana bak. Ne oluyor ya? Adam resmen kafa atıyor Mesut kendi kendine. Efendim, şöyle diyelim, bakınız. Efendim, sanıyorum heyecandan olsa gerek değil mi? İstiyoruz diyecektiniz efendim, gelin heceleyelim. Ben de onu diyorum efendim. Efendim, şöyle yapalım bakın. Şöyle yapalım efendim. Gelin sizle beraber heceleyelim. Heceleyelim efendim. İsti. Ti. Yo. Yo. Rus. Rus. İstiyoruz efendim. Adam bana öpücük atıyor. Kardeşim, siz bizimle dalga mı geçiyorsunuz ya? Adam dil atmaya geçti Mesut. Bana mı yapıyor onu? İkimize birden dil atıyor. Bakma Mesut. Kardeşim kendine gel. Oğlum sen ne iş yapıyorsun? Efendim? Ne iş yapıyorsun? Tahmin et. Yavrum niye tahmin edeyim? Ne iş yapıyorsun? Ya ölümü gör tahmin et. Sence ben neyim? Manyaksın yavrum. Aa. Söylesene oğlum. Aa, gerizekalı işim olmaz sende hiç. Yavrum. Evladım, yakışıklı çocuğum, köprüden önceki son çıkışım. Söylesene Mesut amcana mesleğini, hadi yavrum. Ben söyleyeyim efendim. Benim oğlumun mesleği yüksek mühendis. Yüksek mühendis. Yüksek mühendis. İyice delirdim. Ay koca koca değil. Bildim maymun Charlie be. Kardeşim sen bana hareket mi çekiyorsun? Ne alakası var? Ben size çalı git çeker miyim? Saçmalamayın. Öyle şey olur mu? Biraz saygı. Ben size hareket falan çekmiyorum. Saçmalama yok. Allah aşkına yok öyle bir şey. Delirdim. Yeter. Çabuk beylik tabancamı getir. Bunlar zombi. Ay efendim ya. Baksanıza ben evde kimleri besliyorum? Sizin kızınızı mı besleyemeyeceğim efendim? Ya değil mi kız? Anne olmak ne kadar güzel bir şey ya. Keşke ben de olabilsem. Çok güzel. Tesis yok. Evet. Ver kızım, ver. Ellerine sağlık kızım. Çok güzel gelinliğin ya. Geldi tipsiz. Ver kızım. İçip içip gelmişler. Kendilerine gelsinler. Hadi bitirdikten sonra kapatın. Fallar benden ha. Hüseyin aşkım ne fal? Kendi gel. Akız üstündekine bayıldım ha. Çok güzel. Efendim için, için efendim şifa niyetine için değil mi? Kendimize gelelim efendim. Dilek. Senin bulduğun kısmeti fondipliyim ben, geri zekalı. Nereden? Kızım eli yüzü düzgün insanlar bul dedim, onların kafası şey başka yere oynuyor. Allah seni ne yap. Oh. Ay. Efendim, biraz önce ne oldu inanın hiç fikrim yok. Çok özür dilerim efendim. Kendi adıma da özür dilerim efendim. Ailem adına da özür dilerim efendim. Çocuğum senden de çok özür dilerim. Ay. Efendim az önce ne oldu da öyle oldu? İnanın hiçbir fikrim yok. Kendim ve ailem adına çok mahcup olduğumu belirtmek isterim. Dilek sen de affet. Estağfurullah efendim artık. Mesut Bey. Efendim. Yeter hanımcığım. Buyurun. Vallahi sizlerden nasıl özür dilesek? Bilemiyorum efendim. Evde adam var. Bir dakika ya. Şimdi bunlar iki dakika geciktiler eve. Nasıl özür dilediler? Yerlere kapandılar. Bu kadar ciddi bir olay yapmışlar. Bu kadar mı özür dileyecekler? Ama çok mahcup ya. İçine kaçtı sesi. Bak. Bu oyunun en önemli yerine geldik şu an. Sen öyle bir özür dilemelisin ki... Hem ailen adına hem kendi adına. Bir kere pişman olduğunu net belli etmelisin. İkincisi de bir daha yapmayacağına emin olmalılar. Tamam. Yani çok kesin kati uzatmadan tek tek kelimelerle. Tamam. Yani hepimizi ikna et. Tamam çok güzel. Pişmansınız bir daha yapmak istemiyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Yani bu aileye kendini ne kadar kötü hissettiğin duygusunu geçirmen lazım. Size duygu geçireceğim şimdi. Evet. Olur.
Hadi, hazırsın. Seyrediyoruz. Tabii. Sen niye oraya çömdün? Bakıyorum, duyguyu geçirebiliyorum bu aileye diye. Hele fantaziye bak. Ya oğlum, Allah Allah ya. Buyurun. Tamam. Mesut Bey! Ah! Yüce, uzun ve burun Mesut Bey Udi. Ve saygıdeğer, kıymetli, büyük, pembe rujlu, sarı peruklu, kulağı altınlı, yanağı mikrofonlu, sevgileri yeter hanım efendi. Sizlerden ayrı ayrı özür dilerim. Burada, bugün, bu kanepede, az önce neler yaşandı? Neler oldu? Takribi 2,5 dakika. 150 saniye tekabül eder. Önce neler yaşandı? Neler oldu bitti? İnanın hatırlamıyorum. Biraz önce olanlar benim için tam bir karanlık, tam bir bilinmez, tam bir muamma. Olur da şimdi bana içinizden biri muamma ne demek diye soracak olursa. Muamma, muammadan da ötesi. Muammadan da ziyadesidir. Aynı zamanda Hint okyanusunda bir takım adadır. Muamma. İnanmayan baksın. Sizlerden? Sizlerden? Arkanızda adam var. Onun için de özür dilerim. Onu oraya ben diktim. Türkçe özür diliyorum yahu. Excuse me yahu. Vallahi Almancasını da bilsem, Almanca da özür dilerim. Entschuldigung. Ha, düşündüğünüz gibi değil. Karmaşık. Affedin. Affedin mi? Sizlerden? Sizlerden özür diledim. Adam Çanakkale domatesi gibi kızardı arkanızda. Devam edeyim. Sevgili eşim Zevcan Mehtap. Canımın canı. Acını içine göm. Kahkahanı gizle. Ve beni dinle. Senin gözlüğünde cam yok. Kandırmışlar seni. Aldatmışlar seni. Fincanında da kahve yok. Olsun, varmış gibi işim bu. Ne? Neler yaşandı? Neler oldu? Yüzüme bak. Senden ailemizin şerefine leke düşürdüğüm için excuse me. Affettim bey. Sevgili oğlum Hüseyin. Estağfurullah. Ha, söyle. Sevgili oğlum Hüseyin. Senden bu kız isteme de seni rezil ettiğim için özür dilerim. Beni affet yavrum. Eğer beni affediyorsan öp babanı. Öp başına koy. Estağfurullah. Burun öpenlerin çok olsun yavrum. Burnu da ağır ol yavrum. Sen konuyu biliyorsun kızım. Mektubuma son verirken köydeki muhtar emmiye ve ihtiyar heyetine selam ederim. Umarım sarı kızı sağmışlardır, mevsimi geldi. Küçüklerin gözlerinden, büyüklerin her yerinden öperim. İmza İbrahim Çekiç. Estağfurullah efendim. Bu kadar mı? Olur
Olur efendim. Olur, olur. Sonuçta heyecanlıyız değil mi? Kısmetimiz için buradayız, sizler daha doğrusu. Hayırlı bir iş için buradayız efendim. Normal, heyecanlandık değil mi? Tansiyonlar fırladı. Şekerler düştü bence değil mi efendim heyecana? Ya. Kızım, misafirlerimize bir şeker tut. Ben borçları da alayım, buyurun efendim. Ben iki tane rica edeyim. Çocuğum, ben 4-5 tane alacağım. Benimki biraz fazla düşmüş. Ben kaseyi yanıma alayım, ihtiyaç oldukça atarım. Tamam, oldu. Ben götürüp geliyorum. Evet, efendim şimdi biraz daha iyisi herhalde değil mi? Ya. Artık lafı diyorum, fazla uzatmayalım değil mi? Artık hayırlısıysa şu işi hemen paketleyelim, şey yapalım. Hay hay. Buyurunuz efendim, söz sizde. Ben tekrar sözü ele almak istiyorum. Nasıl toparlayacağım bilmiyorum, özür diliyorum. Estağfurullah babacığım, buyurun. Buyurun. Efendim, sebebi ziyaretimiz malumunuz. Sevgili Mesut Bey... Babacığım, neden durdunuz? Hüseyin, şu an bu adamdan 5 tane var. Hangi birinden isteyeyim kız? Aha, 6. da geliyor. Bana yine bir şeyler alıyor. Ay, ay, sal ortadakine doğru gitsin be! Efendim, Allah'ın bir peygamberi kavliyle kızınız Hüseyin'e, oğlumuz Dile'ye. İttin yan yan, ittin yan 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 yan. Yeter, adam boşluktan kız istiyor. Kardeşim, manyak mısın sen ya? Ben ailem adına sizlerden çok ödünüyor lan. Ha? Lan bizim kaslarım gevşedi, niye böyle bir şey oldu hiçbir bilmiyorum. Biz böyle gerçekten böyle bir... Bir dakika yavrum, laf anlatıyorum. Böyle bir aile değiliz biz. Efendim, ben kendimi çok iyi hissetmiyorum. Müsaadenizle dışarı çıkıp biraz hava almak istedim. Kapı şurada efendim, bir yürüyün, buyurun. Geleyim hemen. Aynen, bir hava alın. Ama... Hayda. Efendim, gerçekten çok üzgünüm. Biz hiç böyle bir aile değiliz. Yani gerçekten bir dahası bir saniye lan. Bir daha... Al, tamam, dur. Yapma diyorum bak. Yapma diyorum sana. Yapma diyorum. Mesut. Salonda balina var Mesut. Yeter, ben çok kötü oluyorum. Ha? Benim tansiyonum düştü mü, çıkıyor mu, ne oluyor? Yapma! Şeker at ağzına, kendine gelirsin. Bu nasıl şeker, acı bu ya? Ha? O Mustafa'nın ilacı mı yoksa ya? Amerika ripambara, Amerika lider, samba samba samba, Amerika di, samba samba. Cha-c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 ha! Ne yapıyorsun? Vallahi Mustafa'nın ilacıymış ya bu. Aa, bu şarkıyı çok seviyorum ya. Hangi şarkıyı Mesut? Şarkı falan çalmıyor ki. Şarkı değil efendim, o halay, halay kafası. Ne? Hey, hey. Aa, o zaman halay beşi ben öleyim ama elimi öldürdüm, belli sallayamam. Bizim... Şu gülmekse mesele, katılır mı zaman desen de söyle.